En kolay şekilde aynen. Nasıl yapılır? Evet, tatlılarımız bitti. Şimdi süslememize geçiyoruz. Evet şefim, başlayalım. İlk önce biz suflemizi süsleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi suflede kreması, dondurması. Bir de üzerinin pudra şekeri vardır. Yani bu kadar yaparsak yeter buna. Evet. Bunun sunumu böyle olacak. Çok güzel gözüküyor. Şimdi? Şimdi geçelim krem brûlée'ye. Krem brûlée dolaptan aldığımız gibi görüyorsunuz akışkanlık yok. Evet. Kendisine gelmiş. Donmuş bir şekilde. Aynen öyle. Bunun üzerine aynı esmer şeker. Aynen esmer şekerimizi ilave ediyoruz. Ortaya biraz esmer şeker fazla verdikçe daha güzel olur. Yanlara çok vermeye ihtiyaç yok yani. Bundan sonra şekerimizi en önemli yakıyoruz. Olarak alıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi üzerini yakmaya başlıyoruz. Ay inanılmaz bir görüntü. Bunun görüntü olarak böyle yeter. Tamamdır krem brûlée'mizin. İnanılmaz güzel gözüküyor. İsterseniz buna ilave olarak dondurma ilave edebilirsiniz. Ne şekilde süslemek istiyorsak aynen üstüne öyle. Ekleme yapabiliyoruz. Aynen öyle. Herkesin damak tadına göre. Şimdi alalım buraya. Bundan sonra geçiyoruz en önemli çilekli evet. Milföy'ümüze. Milföy'lerimizi görüyorsunuz. Hepsi aynı olması önemli. Görüntü olarak güzel görsensin. Kremamızı alıyoruz. İlk önce kremayı tabağa ilave ediyoruz. Altını kaymasın diye kremanı. Gördüğünüz gibi alt yapısını yapıyoruz böyle. Önce altı sonra. Aynen. Görüntü mükemmel. Gerçekten. Özellikle şu. Harika. Böyle ikinciye gidiyoruz. Evlerimizde rahatlıkla kolayca yapabileceğimiz tatlılar. Aynen. Hiç zorlanmadan. Malzemeleri de kolay. Gördüğünüz gibi. Ben bunun üzerine pudra şeker dekor olarak, görüntü olarak veriyorum. Bizim burada litrerimiz var. Güzel. Dekor olarak bunu kullanıyorum çoğu zaman ben. Nedir bu? Bu frambuaz litreli. Frambuaz reçeli. Aynı. Litreli evet aynı. Ve herhangi bir şeyde. Aynen fark etmez. Dekor sunum. Gibi sunum gibi kullanmak oluyor. Harika gözüküyor şu an. Aynen böyle. Suflemiz, krem brûlée'miz. Milföy'ümüz. En önemli olarak. Evet. Pavlova. Pavlova'ya geçiyoruz. Bunu da gördüğümüz gibi bu yumurta bezesinden yaptığımız. Evet. Pavlova'mız. Krema.
at yapsın yapıyoruz. Bu da bir o zaman şey, püf nokta. Aynen, onu da söyledim size. Kremayı ilave ediyoruz. Siz söylemiyorsunuz, ben yakaladım onu. Hepsinin altına kremayı koyuyoruz önce. Aynen. Oynamasın diye. Pavlova'da muz, çivi, çilek, doğranmış çileklerimizi üzerine ilave ediyoruz. Farklı meyve olabilir mi? O kendiniz istersiniz, nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama böyle daha güzel oluyor. Fresh. Aynen. Pavlovamız da hazır. Çok güzel bir görüntü. Şimdi pavlovamızı yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra üzerine, buna da biz letser olarak biraz görüntü olarak veriyoruz. Aynen. Rengi çok güzel. Akışkanlık olması lazım böyle. Daha bir göze hitap ediyor değil mi o zaman? Aynen. En güzel. Bunu size sunum bırakıyorum. Sunum şekli. Onu ben koyayım hadi. Çünkü onu da yanlış bir yere koyayım. Aynen. Ortaya. Şöyle. Bence ellerinize oldu. Sağlık. Çok güzel oldu. Elime sağlık. Çok güzel yaptım gerçekten. Bu da bizim pavlova. Tatlımız. Bu da hazır. Şimdi yutuyoruz. Mozaik pastamız. Evet. Mozaik pastamız ilk önce alalım buradan. Bunun süsünü farklı yapmak istiyorum. Yeni yapmak, size özel yeni yapmak istiyorum. Daha güzel olsun. Görelim. Aynen. Gerçekten bir sanat aslında. Yine takmağımızı alıyoruz. Yakıyoruz. Mozaik pastanın yapılışını hiç böyle görmemişizdir belki de. Aynen. Bunlar hepsi yeni yaptığımız bir ürünler. Wow. Size özel böyle bir. Çok teşekkür ederim. Sabırsızlıkla yemek istiyorum şu an. Bu da bizim mozaik pastamız. En sonunda bunların olması lazım. Olmazsa olmaz. Aynen öyle. Bildiğimiz gibi. Tamamdır. Tamamdır. Tatlılarımız bitti. Aynen. Süslemelerimiz bitti. Süslemelerimizin hepsini yaptık. Çok teşekkür ediyorum size tatlılarımız için, her şey için. İyi ki geldiniz. Ben şimdi bunları yemek için sabırsızlanıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.